Herkese merhaba, ben tatilciler.com'dan Onur Öztürk. Orange County Cameron Otel'deyiz. Burası çok farklı bir otel, Amsterdam temalı. Red Light sokağı. Size yemeklerin hepsini tek tek göstereceğim. Çok güzel bir deniz. Sizi kesinlikle tatmin ediyor olacaktır. Hollanda evleri. Otel ufak ufak kıpırdanmaya başladı. Oteli beğendiyseniz ve rezervasyon yapmak isterseniz, bizi tercih ederseniz çok memnun olurum. Herkese merhaba, ben tatilciler.com'dan Onur Öztürk. Bugün Orange County Cameron Otel'deyiz. Burası çok farklı bir otel. Birçok insan burayı çok merak ediyor. Çünkü özel bir teması var. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Amsterdam temalı. Tesisi, mimarisi muhteşem. Bu bölgeden geçen insanlar burayı görür görmez fark ediyor zaten. Aa, burası neresiymiş diyorlar. İşte orası burası. Size bugün buranın içini göstereceğim. Bu otel aynı zamanda bir parti oteli. Gümbür gümbür. Sabah 9'da başlıyor. Gece 1'e kadar sürekli tesiste etkinlik var. Temalı partiler var, spor aktiviteleri var, su içinde yapılan aktiviteler var, sahilde aktiviteler var, her yerde aktiviteler var. Ben size hepsini tabii ki tek tek göstereceğim buraya gelmişken. Eğer bu oteli beğenirseniz ve rezervasyon yapmak isterseniz, tatilciler.com'u tercih ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi lafı uzatmayalım, hadi içeri geçelim. Buranın lobisi aslına bakarsanız Amsterdam'daki tren garının bir replikası. İçerideki alan tamamıyla oraya benzetilmiş. Bence benzemiş de harikulade olmuş. Burası resepsiyonun girişi. Devamında da odalara giden bir yol var. Solda bir lobi bar var. Gece 12'ye kadar açık lobi bar. Çek anlamında en zengin barlardan bir tanesi lobi bar. Burası kapandığında da aşağıda beach bar başlıyor. Beach barda da gece sabaha kadar içecek bir şeyler bulabiliyorsunuz. Sevgili tatilciler, şimdi sizi otelin kalbine doğru götürüyorum. Burasının mimari olarak yapısı da U şeklinde. Hal böyle olunca parti her yerde. Çok güzel bir mesaj da vardı. Şimdi burası bir sokak. Solumda ağaçlar var. Ağaçların altında insanlar öğle yemeklerini yiyorlar. Sağ tarafta ana restoran. Buranın bir üst katı daha var. Orası da yine restorana bağlı. Dışarıda yiyecek içecek alabileceğiniz bir yer. Burada böyle sırasıyla restorandan sonra barlar var. Toplamda 13 tane bar var otelde. Bunlar irili ufaklı barlar. Bir tanesi sadece bira şarap veriyor. Bir tanesi daha alkollü içecekler veriyor. Bir tanesi kokteyl servis ediyor falan. Odalar da buranın hemen üst katında başlıyor. Haliyle otelde de sürekli bir aktivite olduğu için, sürekli bir müzik olduğu için içeriye ses gitme durumu var. Eğer sessiz, sakin bir tatil arıyorsanız Orange County Cameron size göre değil. Sizin Orange County Bel'e gitmeniz lazım. Orada da yine aynı eğlence var. Aynı derken tabii bu kadar üst klasta değil. Fakat oranın aktiviteleri de gayet iyi. Eğlenceli bir otel olduğunu söyleyebilirim. Fakat daha aile oteli ve çocuk da kabul ediyor. Nasıl buldunuz burayı? Siz ne düşünüyorsunuz? Buraya gelmek ister miydiniz? Lütfen yorumlara yazın. Ben de burası hakkında yorumlarınızı çok merak ediyorum gerçekten. Bakın hemen yan tarafımda yine bir butik var. Onun yanında bir butik daha var. İlerisinde de Bulldog Bar var. Bulldog Bar Amsterdam'da, Hollanda'da çok ünlü bir coffee shop. Burada da bir replikasını yapmışlar. Akşamları bar olarak servis veren keyifli bir yer. Şimdi solumda havuz başladı ve Volendam evleri var diğer tarafta da. Mesela burası gündüzleri daha çok spor aktivitelerinin yapıldığı bir havuz. Burada su topu oynuyorlar. İşte fitness bisikletlerini suya indiriyorlar. Onun gibi aktiviteler yapılıyor. Hemen sağ tarafımda da Grand Bar var. Burası da bu alandaki en büyük barlardan bir tanesi. Burada sunulan içecek kalitesi de lobi barla aynı. Burada da iyi kalitede içecekler sunuluyor. Jack Daniels, Red Label, Ballantine's Whiskey, vodka markaları falan da var. İsterseniz onları içeriye girip göstereyim ben size. Buyurun gelin, içeri girelim. Grand Bar dediğim gibi bu bölgede bulunan en büyük bar. Otel bu sene 2024 yılında 12 ay açık olacak. Öyle planlanıyor. 12 ay açık olduğu dönemde kış döneminde etkinliklerin birçoğu bu alanda yapılacak. Yani bu önem aslında kışın tercih edecekler için önemli bir alan. Burada konser yapılabilecek bir alan var.
ve oldukça da geniş bir alan. Arkamda da buranın en popüler barlarından bir tanesini görüyorsunuz. Mesela burada hangi içecekler servis ediliyor göstereyim size. Şu an Red Label viskiyi görüyorum. Finland vodka'yı görüyorum. Jack Daniel's viskiyi görüyorum. Bununla beraber Malibu'yu görüyorum. Rakı olarak da Tekirdağ rakı, Efe Gold ve yeni rakı hem restoranda hem de barlarda konsept dahilinde ücretsiz olarak servis ediliyor. 2024 yılındaki konsepte bunu biraz daha arttıracaklarını söylüyorlar ama henüz çok netleşmemiş. Bu konuyla alakalı bir sorunuz olursa bizi telefonla arayın, biz size net bilgi paylaşırız. Yeter ki hassasiyet gösterdiğiniz noktayı bilin, tatilden ne istediğinizi bilin. Tatilden ne istediğinizi biliyorsanız zaten bu kanaldan kendinize rahatlıkla bir otel seçip rezervasyon yapabilirsiniz. İçecek markalarıyla alakalı her zaman yaptığım bir hatırlatma var. Oteller bu konsepti değiştirme hakkına sahipler. Biz sadece şu anda Ekim ayındayız. Bugün 5 Ekim. 5 Ekim'de ne varsa barda size onları gösteriyoruz. Aslında bu bir taahhüt içermiyor. Fakat aslında otelin içecek konsepti konusunda da az çok bir fikir sahibi yapabilmişimdir sizi diye düşünüyorum. We can do what we like, like. Grand Bar'dan çıkıyoruz ve yürüyüşümüze devam ediyoruz. Hemen sağ tarafımda bir Türk kahve istasyonu var. Burada misafirlere Türk kahvesi ikram ediliyor. Hem Türk misafirler hem de yabancı misafirler oturuyorlar buralara. Keyifle kahvelerini tüketiyorlar. Grand Bar'ın hemen bitiminde bir süpermarket var. Buradan da günlük ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Solumda da tesisin ana etkinlik alanlarından bir tanesi var. Burada birçok şov yapılıyor. İşte gogocu kızlarla yapılan şovlar var, temalı partiler var vesaire. Akıyor zaten. Bu arada otelin Instagram hesabını da takip etmenizi öneririm. Çok iyi yönetiliyor çünkü. Aman onu yayınlamayalım, bunu yayınlamayalım hiç girmiyorlar. Canlı yayını açıyorlar. Otelde o anda ne varsa hepsini görüyorsunuz. Bakın burası da soğuk içecek alabildiğiniz biraz daha fresh. Mesela karpuz suyu var burada. Maydanozlu bir detoks suyu var. Detoks sularının olduğu bir yer. Burası da başka bir bar. 13 tane bar var dedim. Bakın hepsini tek tek görüyorsunuz. Buradan da bira, şarap, kola gibi içecekleri alıyorsunuz. Bunun hemen yanında da bir kahve dükkanı var. Gün içerisinde alabileceğiniz kahve içecekleri, kahve servisi yapılıyor. Bu kahveleri alıp istediğiniz yerde de tüketebiliyorsunuz. Ve misafirler çok seviyor. Sabah erken saatte açılıyor. Sabah saat 8'de açılıyor. İçerisinde bir bubble tea de var. Buyurun geçelim içeriye de bakalım istiyorsanız. Sega Fredo kahvenin ismi, barın ismi ise Orange. Şimdi buradan soğuk sıcak içecekler servis yapıyorlar size. Basit kahveler değil bu arada. Ben de deneyeceğim şimdi. Bu arada bir tane soğuk Amerikan alabilir miyim? Burada da atıştırmalıklar var, cookiesler var, küçük sandviçler var. Misafirler gün içerisinde buradan içeceklerini alıyorlar. Dediğim gibi diledikleri yerde tüketiyorlar. Şimdi ben de Amerikanomu içip bir soluklanayım. Kahveciyi de öğrendik. Şimdi yürüyüşümüze devam edelim. Kahvecinin hemen yanında dondurma alabileceğiniz bir yer var. Kapısında da Algida'nın logosu var zaten. Onun yanında da demin bahsettiğim Bulldog var. Bakın bu otel eğlence konusunda çok iddialı. Zaten birçok misafir de bunu biliyor. Yani tema olarak bunu seçmişler ve hakkını veriyorlar. Biz parti yapmaya varız diyorlar. Onlar da misafirlerle beraber eğleniyorlar. Bu otelde çalışmaktan hepsi çok mutlu benim gördüğüm kadarıyla. Çok neşeli görüyorum burada çalışan arkadaşları da. Herkes hep bir yerden eğleniyor. Zaten eğlenmeme şansınız yok. Çünkü her şey bir alan içerisinde oluyor. Ve sizin o alanın dışına çıkma şansınız yok. Ya eğleneceksiniz ya eğleneceksiniz yani. Şimdi yan tarafımdaki alanda dondurma servisinin yapıldığı bir alan. Buranın devamında da deniz alakartı var. Bakın deniz alakartı da hemen şurası. Şimdi yolun sonu, sokağı bitirdik. Nereye geldik? Denize geldik. Burası da deniz olarak bence iddialı yerlerden bir tanesi. Yetişkinler için. Çocuk olmadığı için hiç sığlık mığlık konusuna girmiyorum. Yüzme bilmiyorsanız söyleyeyim, buranın denizi sığdan derinleşmiyor. 3-4 adım sonra derinleşir. Ama iskelesi ve denizi mükemmel. Şu an buradan baktığımda bile denizin içindeki taşları görebiliyorum. Berrak bir su. Buyurun gidip bakalım. Sokağı bitirdikten sonra yol sizi direkt zaten iskeleye getiriyor. Bakın burası otelin şezlonglarının olduğu alan. Bir tarafta arkanda Toros Dağları var. Yan taraftaki manzara da Toros Dağları ve çok iyi bir manzara. Denizde yüzüyorsunuz ya, şöyle otele doğru bakıyorsunuz. Bir yandan otelin güzel mimarisini görüyorsunuz. Bir yandan da Toros Dağları'nı görüyorsunuz.
çok iyi geliyor insana. Bakın şuraya göstereyim. Şunun berraklığına bakar mısınız ya? Çok güzel bir deniz. Yani deniz anlamında sizi kesinlikle tatmin ediyor olacaktır. Bu konuda benim bir şüphem yok. Tabii ki memnuniyetsiz misafirler de olabiliyor. Onlara diyecek bir şeyim yok. Buranın neyinden memnun olmazsınız? Ben bulamadım ama vardır illa tabii sevmeyeni de. Şimdi burada iki tane karşılıklı bar var. Eğer iskelede zaman geçiriyorsanız veya diğer tarafta sahilde zaman geçiriyorsanız gelip içeceklerinizi alacağınız bar burası. Fakat bu barlar demin gezdiğimiz barlar kadar donanımlı değiller. Burada küçük basit kokteyller alırsınız, kola alırsınız, bira alırsınız, şarap alırsınız. Bir tanesi The Pierre Bar, diğeri de XX Large Cocktail Bar. İkisi de karşılıklı. Ama bunun asıl olayı şu, pratik. Yani sizi burada sırada beklemezsiniz ve elinizin altında sürekli bir bar var. Canınız bir şey istediğinde rahatlıkla alıp tüketebiliyorsunuz. Sağlanmak istenen şey birazcık bu. İnsanlar hareket halindeyken rahatlıkla her içeceği, her yiyeceği ulaşabilsinler diye yapmışlar. Mükemmel. Evet, isterseniz şimdi yavaş yavaş Snack Restoran'a doğru gidelim. O resimlerde, videolarda görmüş olduğunuz değirmenin içi burası. Değirmenin üst katında pastane var ve Snack Restoran var. Alt katında da Osmanlı Restoran var. Anlattığım o meşhur dönerci var ya, o dönerci aşağı katta. Birazdan oraya da gideceğiz. Şimdi burada servis edilen yiyecekler, ya birincisi buranın manzarası çok iyi. Bakın yemeğinizi aldığınızda yediğiniz yer işte bu masalar. Arkanızda da böyle güzel bir manzara var. İçeriye geçelim, içeriye de bir göstereyim size. Şimdi içerisine girdim değirmenin. Hemen sağımda otelin pastanesini görüyorsunuz. Tatlı çeşitleri ve kurabiye çeşitleri servis ediliyor. Aynı zamanda dondurmalar servis ediliyor. Dondurmaların markası da Algida. Bu bölümde otelin sinek mutfağı. Buradan siparişinizi veriyorsunuz. Hemen sıcak sıcak hazırlanıp veriliyor. Bir açık büfe şeklinde değil yani. Bakın burada hamburger var, kızarmış tavuk var. Aynı zamanda da kumpir yapılıyor. Ben size onları da göstereyim isterseniz. Bakın kumpirin yapılmış hali, kızarmış tavuk çok güzel bir cips ile beraber. Şundan bir tane. Burada da hamburgeri var. Gidelim bir de aşağıdaki dönere bakalım. Biz burayı çekerken ilginç bir şey oldu. Şu anda arkamda bir doğum günü kutlaması var. Bu her gün saat 2.30'da yapılıyor. Şimdi biz burada çekimi yaparken bir anda bir misafirin ismi okundu. Lütfen. Oo! Neler oluyor, ben de bakayım. Bir misafirin ismi okundu ve buraya gelmesi istendi. Sonra arkasından birkaç kişi daha çağrıldı. Hepsi buraya geldiler tabii, habersizler ne olduğundan. Sonra da hepsinin bugün doğum günüymüş. Orada doğum günleri kutlandı. Bir pasta kesiliyor falan. Yani bugün doğum günü olan herkes şu an burada doğum gününü kutluyor. Ve bu sürpriz şeklinde yapıldı. Gerçi ben size şimdi bunu anlattım, sürprizi kalmadı ama eğer doğum gününüzde buraya gelirseniz böyle bir uygulama da var. Ve bence çok güzel. Yani bir otelin üstüne düşen en önemli şey ne biliyor musunuz? Size bir anı kazandırması. Yaşadığınız bu deneyimi her yerde anlatacaksınız. Hiç aklınızdan çıkmayacak. Yediğiniz, içtiğiniz bunların hepsi unutulur. Ama bu anı, bu deneyim her zaman aklınıza kalacak. Ben gerçekten oteli de bu uygulaması için kutlarım. Burası da Osmanlı. Burada masanıza oturuyorsunuz, siparişinizi veriyorsunuz. Ve siparişleriniz size hazırlanıp getiriliyor. Bakın burada çok güzel bir fırın var. Fırında pideler yapılıyor. Burada da el yapımı bir döner var. Döneri size göstereyim. Bir tanesini alabilir miyim? Buyurun. Serviste bu şekilde misafirlere yapılıyor. Biz de şimdi bir tadına bakalım müsaadenizle. Standart deniz manzaralı oda. Buyursunlar. Sevgili tatilciler, bu otelin deniz manzaralı odaların hepsi yandan denizi görüyor. Yandan deniz manzaralı olarak satışı yapılıyor. Debi derya bir deniz manzarası beklemeyin. Ama buraya gelen insanların genelde görmek istediği yerler etkinlik alanları, havuzların olduğu bölümler. Ana etkinlik alanları da orada. Şu an mesela coşuyorlar biz burada çekim yaparken. Arkada insanlar eğleniyorlar. Buradan hemen balkonuna çıktığında veya penceresini açtığında orada neler oluyor diye görebiliyorlar. Aslında aranan şey genellikle birazcık bu.
deniz manzarasını nasıl görüldüğünü de gösteririm birazdan size. Bu oda bir tane çift kişilik şeklinde hazırlanmış. Bir tane de sohbetimiz var burada. Hemen isterseniz girişinden başlayalım. Şimdi burada açıyorum. Bir kirli sepeti, bir safe box var. Devam ediyorum. Burada bir tane yedek yastığımız var. Devam ediyorum. Burada bir televizyonumuz var. Televizyon geniş bir televizyon. Valizinizi koyabileceğiniz bir alan. Yatağımız ve sofamız var. Burada minibarımız var. Minibarda alkollü içecek servis edilmiyor. Her gün değişiyor minibar. Meyve suyu, kola, 7 gün ve su, soda sunulmuş. Dediğim gibi her gün değişiyor. Bu odada balkon var ama balkon var deyince diğer otellerdeki gibi düşünmeyin. Burası konsept bir otel. Mimari olarak öne çıkıyor. Tabi bu mimariyi sağlamanın bazı dezavantajlı durumları da var. Balkon da bunlardan bir tanesi. Küçük bir balkon var. Fransız balkon diyorlar galiba buna. Onun gibi bir şey burası. Kara manzarayla deniz manzaraları arasında metrekare olarak bir fark yok. O da arka tarafa bakıyor, yola doğru bakıyor kara manzaralı odalar. Deniz manzaralı odalarda havuz tarafına doğru bakıyor. Yandan da denizi görüyor. Her yandan deniz manzaralı da birazdan size göstereceğim deniz manzarasını görmüyor olabilir. Size göstereceğim iyi olanlardan bir tanesi. Onun da altını çizmek isterim. İsterseniz şimdi bir de banyoya bakalım. Öyle çıkalım odadan. Banyoda buklet malzemesi olarak duş bonesi, makyaj pamuğu ve hijyen poşeti sunulmuş. Burada da likit sabun var. Bir bardak var. Bir makyaj aynası var. Burada da duşumuz var. Duşta da yine şampuan, duş jeli ve saç kremi bu şekilde likit olarak sunulmuş. Volendam evleri. Sevgili tatilciler, bu otelde bir de Volendam evleri var. Volendam evleri havuz kenarına sıralanmış küçük küçük binalar. Onların dışarıdan görüntüsünü de sizin için paylaşırız zaten. Bunların ulaşım avantajı var ciddi şekilde. Aileler genelde burada kalmayı tercih ediyor. Çünkü dubleks ve aile odası şeklinde dizayn edilmiş. Şimdi aşağı giriş katında iki tane tek yatak var. Ve burada bir saklama alanı bölümü var. Burada da bir banyosu var. Banyo, demin gezdiğimiz standart odanın banyosuyla aynı. Buklet malzemeleri olarak da aynı. Genişlik olarak da aynı. Burada bir televizyon da var. Şimdi üst katına çıkıyorum. Merdiven genişliği bu arada gayet rahat. Çocuklar buradan çok rahat çıkar. Çocuklar falan diyorum da ağzım alışmış. Burası 18 yaş altında kimseyi kabul etmiyor aslına bakarsanız. Yani ailenizle beraber geldiğinizde çocuğunuzun 18'den büyük olması lazım. Üst kat çok daha tatlı. Şimdi bakın burada bir tek kişilik daha yatak var. Bir tane daha tek kişilik yatak var. Üst tarafta üçgen şeklinde çatısı. Bunun alt katında iki tek yatak görmüştünüz ya, onun çift olanı da var. İhtiyaca göre, talebe göre değişiklik gösteriyor burası. Burada bir dolap var, saklama alanları var. İçlerine bakıyorum bir şey var mı diye. Yok. Buraya özel bir klima daha var. Üst kısmında kliması arkamda görmüş olduğunuz gibi ayrı. Gayet geniş, ferah ve en önemli özelliği genel alanlara yakın olması. Bu otele 3 kişi gelecekseniz bu oda tipini almanızı öneririm. Çünkü standart odada 3 kişi kalırsanız biraz sıkışık olur. O konuda da uyarayım. Bu oda 2 ve üzeri konaklamalar için mükemmel bir seçim olur. Saat 15. Otel ufak ufak kıpırdanmaya başladı. Şu an burada Poli Fest var. Bir boya festivali. Misafirler bu festivale bayılıyorlar. Size de göstermek istiyorum burayı. Her dakika bir şeyler vardı. Sabahleyin bir spor aktivitesi vardı. Arkasından aktivite bitti. Dart başladı. Dart bitti. Futbol başladı. Şimdi de Holy Fest var. İsterseniz siz şimdi Holy Fest'e bir yakından bakın. Keep on driving. Festival harikuladeydi. Çok eğlendi herkes. Önce bir güzel boyandılar. Arkasından köpük partisi başladı. Yıkandılar. Parti tabii ki devam ediyor. Hemen arkasından da flyboard başladı. Şimdi de flyboard show var. Evet sevgili tatilciler, otelde akşam oldu. Tatilcilerin
Şu anda ufak ufak karnı acıktı. Parti insanları yavaş yavaş odalarında hazırlanıyorlar. Birazdan gelip bu güzel kırmızı temalı masalarda yemeklerini yiyecekler. Oradan sonra da 9.30'da başlayacak partiye gidecekler. Peki ama yemekleri nasıl? Yemekler konusunda ben Sinek'te yediğim döneri ve pideyi çok beğendim. Hakikaten çok lezzetliydi. Üst kısımda yapılan hamburger de el yapımı bir hamburgerdi. Öğren yemekleri saatinde de otel çok kompakt olduğu için aslına bakarsanız oraya çok ihtiyaç olmuyor. Şimdi biliyorsunuz havuz başında karnınız acıktığında böyle pratik bir şeyler yemek istediğinizde öğle yemeğine gitmek zor oluyor. Ama burada öyle bir durum yok. Hemen havuzun kenarında burası da, bu ana restoranda. Burada rahatlıkla yemeğinizi alabiliyorsunuz. Size yemeklerin hepsini tek tek göstereceğim. Sonrasında da kararı size bırakacağım. Yemek konusu çok görecelidir. Bana göre güzel olan size göre güzel olmayabilir. O yüzden şimdi buradayız. Yorumlara baktığınızda bazı insanlar çok beğenir. Bazıları da beğenmediğini, hatta aç kaldığını söyler. Abartılı da tabii ki yani. Şu an şu gördüklerinizin arasında aç kaldım diyen bilmiyorum. Tek tek bakın, kararı size bırakıyorum. Ama benim fikrimi soruyorsanız benim düşündüğümden, beklediğimden çok daha iyiydi. Buraya kadar gelmişken birkaç tanesini de göstereyim. Mesela bu kulüp sandviç. Bunun altındaki kanepe gibi olan şeyin ismi de aslında Viyana'da çok meşhur olan bir ürünmüş. İsmi böyle. İnanın okunacak gibi değil. Yani okuyamıyorum o yüzden. Göstereyim dedim. Bakın buraya geldiğinizde de burada da burrata diye bir peynirli salata var. Bu peynir, ben bunu mozzarella sandım ama bu mozzarella değil. Bakın üstü böyle yumuşacık, kremamsı. Mozzarella'nın abisi, hatta babası diyebiliriz. Tadına baktım ben de çekimden önce. Hakikaten farklı ve özel bir peynirdi. Haftada bir veya iki gün servis ediyorlarmış. Izgara otelde her gün açık. Yani ızgara yemeği seviyorsanız her gün otelde ızgara anlamında yiyecek bir şey var. Et, tavuk, balık her gün ızgara olarak pişiyor. Ve bu otelde hindi eti kullanılmıyor. Altını özellikle çizdiler. Biz hindi eti vermeyi tercih etmiyoruz dediler. Terbiyeli dana dili. Ne kadar seversiniz, ne kadar sevmezsiniz bilmiyorum ama bu da aslına bakarsanız çoğu tesiste sunulmayan hizmetlerden bir tanesi. Şurada Çin mutfağı lezzetleri var. Her gün var, menüsü değişiyor ama her gün bu otelde Çin mutfağına dair yiyecek içecek bulabiliyorsunuz. Demin gezdiğimiz şefin sunumu yazan bölümde de hani o sandviçlerin olduğu bölüm vardı ya, orada da suşiler var. Suşiler de her gün tesiste bulunuyor. Suşi seviyorsanız her gün bulursunuz. Şimdi bu arkamda gördüğünüz pasta, İtalyan kuzinde de makarna çeşitleri var. Ve taze makarna bunlar. Makarnaları orada sizin için pişiriyorlar ve tabağınıza servis ediyorlar. Arka tarafta da pizzalar var. Pizzalar da çok güzel görünüyordu. Tatlarını çok merak ediyorum. Gerçi o kadar güzel görünen bir şeyin tadının kötü olma ihtimali yok ama yine de tadına bakacağım. Ve hala insanlar yorum yazıyor, biz aç kaldık bu otelde diye. İnanamıyorum ya. Bunların hepsinin arasında nasıl olur bu? Bakın burada da taco servisi var. Aynı şekilde tavuk var. Orada sandviçler vardı falan. Biraz böyle sokak lezzetleri havası da var bugünkü büfede. Benim hoşuma gitti. Hamburger el yapımı. Direkt burada yapıyorlar. Tek tek yapıp koyuyorlar buraya. Yani öyle köfteyi ve hamburgeri direkt köftesini aldı, eliyle şekillendirip koydu, pişirdi. Arkasından da ekmeğin arasına koydu. Gerekli malzemeleri içine koydu ve servis ediyor. Yani ben biraz şaşırdım, ne yalan söyleyeyim. Düşündüğümden çok daha iyi çıktı Oruç Kaltı Kemer'in mutfağı. Umarım siz de gelip bu yemeklerin tadına bakarsınız. Biz 5 Ekim tarihindeyiz. 5 Ekim tarihinde büfede ne varsa size onu gösterdik. Otel yetkilileri de yemekler konusunda artık çok iddialı olduklarını söylüyorlar. Geçtiğimiz yıllarda şikayetler alıyorduk ama bu konuyu değerlendirdik ve çıtayı biraz daha yükseğe koyduk diye beni bilgilendirdiler. Eğer siz de burada tatil yaptıysanız kendi yorumlarınızda yazın. Ben de ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Saatlerimiz 9.30. 9.30'da canlı müzik başladı. Burası otelin teras katında 5. katta bir alan. Çok da güzel bir manzarası var. Burada böyle büyük parti öncesi içkilerini yudumluyor misafirler. İçki de su gibi akıyor maşallah her yerde. Birazdan aşağı tarafta
başka bir parti başlayacak. O da 10.30'da başlıyor. Burada saat gece 1'e kadar müzik devam ediyor. Gece 1'den sonra da çorbalar falan içiliyor işte. Sizi oteldeki partiye götürüyordum ama burayı görmeden geçmek istemedim. Burası da Red Light sokağı. Görmüş olduğunuz gibi kıpkırmızı bir sokak. Burası da aynen replikası. Amsterdam'a daha önce gitmiş olanlarınız vardır muhtemelen. Red Light sokağı vardır. Amsterdam için simge bir yerdir. Burası da onun replikası. İçeride mankenler var. Her birinin numarası var. 35 numara, 32 numara gibi. Farklı. Siz partiye giderken bu yoldan da geçebiliyorsunuz eğer dilerseniz. Evet, parti başladı. Saat 10.30. Bu 1'e kadar devam edecek. 1'den sonra iç alandaki gece kulübü açılacak. Orası kapandıktan sonra da beach bar açılacak. Beach bar da sabah 6'ya kadar açık. Hem de denize nazır bu yerde. Sonrasında after party'yi de orada yapıyorsunuz yani. Bu hani gündüz gezdiğimiz sokak vardı ya. O sokakta biliyorsunuz bir sürü bar var. Bazı misafirler de oradan içkilerini alıyorlar. Kaldırımlara oturmuşlar, masalara oturmuşlar, içeceklerini tüketiyorlar falan. Bana şeyi hatırlattı. İstiklal Caddesi'nin eski halini hatırlattı. Cadde de kalabalık yani. Sürekli yürürken etrafınızdan insanlar geçiyor falan. Sanki bir otelde değiliz de İstiklal Caddesi'nde bir cumartesi akşamı yürüyoruz gibi. Bunu yakalamak çok zor. Bir otelde bunu yakalamak çok zor. Siz şimdi partinin keyfini çıkartın, sonra buluşuruz. Ateşler, Orange County Kemer'i nasıl buldunuz? Çok merak ediyorum nasıl bulduğunuzu. Hatırlatmalıyım ki burası kalabalık bir otel. Yani şu an burada yürüyorum ama etrafımdan birçok insan geçiyor. Siz de görüyorsunuz. Yazın daha da kalabalık. Eğer siz daha sakin bir yer arıyorsanız şu an insanlar bu kalabalıktan hoşlanıyorlar. Akşam yemeğinde bir arada olmaktan hoşlanıyorlar. Partide bir arada olmaktan hoşlanıyorlar. Bu sokakta bir arada yürümekten hoşlanıyorlar. Ama bu herkese göre olmayabilir. Parti insanlarını buraya bekliyorlar. Eğer kendinizi bir parti insanı olarak görüyorsanız kesinlikle bu oteli de bir kere deneyimlemeniz lazım. Oteli beğendiyseniz ve rezervasyon yapmak isterseniz bizi tercih ederseniz çok memnun olurum. Otelin fiyatlarını eminim çok merak ediyorsunuzdur. Erken rezervasyon fiyatları açıklandı. Web sayfamızdan erken rezervasyon fiyatlarını görebilir ve rezervasyon yaptırabilirsiniz. Başka bir otelde görüşmek üzere.